Merhabalar, ben Nuran. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz çiçeğin tanıtımını yapmaya çalışacağım. Bu çiçek telgraf çiçeği ailesinden bir fert. Telgraf çiçeğinin çok fazla değişik ve hepsi de birbirinden güzel çeşitleri var. Bu da onlardan birisi. Damat pijaması diye geçiyor veya işte çizgili telgraf çiçeği diye geçiyor. Çok hoş, dekoratif bir çiçek ve bakımı da oldukça kolay. Üretmesi bir o kadar kolay. Elimin erdiğince anlatmaya çalışacağım ve bu arada ben kendi deneyimlerimi anlatacağım. Onu büyütürken nasıl davrandım, neler yaptım. Şu anda görüyorsunuz incir ağacının gölgesinde. Doğrudan doğruya çok sıcak güneşi sevmiyor. Ona dikkat edelim, alaca gölge olsun. Işıklı bir ortam olsun. Hani karanlığı da sevmiyor. Dışarıda yetiştirebiliriz, balkonda yetiştirebiliriz, evde yetiştirebiliriz. Hiç sıkıntı yok. Her yere çok kolay uyum sağlıyor. Burada bizim dikkat edeceğimiz ışık camın arkasında da olabilir ama çok uzun süre güneş ışığına maruz bırakmayalım. Çünkü yapraklarında yanmalar oluyor ve güzel görünmüyor. Bu çiçeğimi sadece bir gün güneşte bıraktım. Yerini değiştirmiştim. Hani biraz da orada dursun diye düşündüm. Ama bakın şöyle görüyorsunuz. Sadece bir gün aşırı güneşte kaldı. Ve yapraklar böyle bu şekilde yanmaya başladı. Tabii ben onu görür görmez hemen aldım. Yine gölgeli, yarı gölgeli bir yere koydum. Çiçeği eğer evde besliyorsanız, evde büyütüyorsanız şöyle güzel güneş alan bir yer olsun, perde arkasında. Bol ışığı seviyor, bol ışıklı olsun. O şekilde çiçeğimiz kendine güzel yer bulup gelişmesine devam edecektir. Ben bunu kışın diktim. Kışın diktiğim zaman sadece küçük bir filizdi ve küçük bir saksıya diktim. Dikerken de toprağa yatırarak diktim. Böylelikle her yaprağın altından kök verdi ve üstünden de uç verdi. Bir tek filizden pek çok uç almış olduk. O şekilde çoğaldı. Daha sonra da saksıya sığmaz olunca da böyle büyüğe aldım. Bahar mevsiminde büyük saksıya aldım. Kullandığım toprak da normal bahçe toprağı. Hani herhangi bir toprak ihtiyacı yok. Sadece biraz zenginleştirilmiş olsun. Bu çiçek toprağı olabilir. Veya bahçe toprağına da gübre ekleyerek yapabiliriz. Yani bu çiçek çok kalender bir çiçek. Öyle çok fazla ihtiyaçları yok. Işık ihtiyacını, işte su ihtiyacını verdiğimiz zaman bakın şöyle güzel güzel büyüyor ve sizi de sevindiriyor. Sulamayı da toprağa bakalım. Toprak nemini tamamıyla kaybettikten sonra sulayalım. Bir de altlık kullanırken dikkat edelim, altlıkta su kalmasın. O çünkü zamanla hastalıklara yol açabiliyor. Eğer çok fazla su kullandıysak o fazla suyu da altlıktan geri alalım. Altlık tamamıyla kuru kalsın. Kış aylarında da çok fazla su ihtiyacı olmuyor. Çok sık sulamayalım. Çiçeği budamadan da bu şekilde yıllarca bakabiliriz. Herhangi bir sorun olmadan o büyümeye devam edecektir. Ama çok büyümesini istiyorsak sonbaharda dinlenmeye aldığımız zaman bu üzerindeki bütün dalları budayarak alabiliriz. Baharın tekrar yeniden güzel bir şekilde çiçeğimiz büyümeye devam edecektir. Umarım faydalı olmuşumdur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.